Merhaba, ben Duru Hilal Önbaş. 12 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. 12 yaşındaki Duru Hilal Önbaş, müzik tutkusunun yanı sıra bir milli sporcu adayı. Yüzmeyi seviyorum. Milli sporcu adayım. Müzik dinlemeyi, şarkı söylemeyi, kendimi gösterebileceğim şeyler yapmayı seviyorum. Burada ses koçlarıyla, jürilerle dönerlerse çalışabileceğim için mutluyum. Ve buraya seçildiğim için, buraya kadar gelebildiğim için mutluyum. Merhaba Hilal. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz? Gayet iyiyim, çok çok teşekkür ederim. Ceketin inanılmaz. Teşekkür ederim. Daha önce de söylemiştim ama bayıldım ben bu cekete. Teşekkür ederim. Sahnede seni çok daha güzel gösterecek. Değil mi? Evet. Gösterelim mi ne kadar mutlu olduğumuzu sahnede? Evet. Hazır mıyız? Hazırım. Hadi gel gidelim o zaman. Şarkıyı söylerken nasıl emin kendinden, şarkı bitince teşekkürler. Tabii evet. Ne kadar tatlısın sen. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni bir tanıyalım. Ben Duru Hilal Önbaş. İstanbul'dan katılıyorum, 12 yaşındayım. Ben şeyi merak ediyorum. Neyi? Sen nasıl hazırlandın bugün için? Bir anlatır mısın? Ben bugün için aslında bu şarkıyı çok iyi bildiğim için çok hazırlanmadım. O zaten biliyorum. Ben bir gideyim şu şarkıyı bir söyleyeyim dedin. Evet. Peki bu sabah ne yaptın mesela kalkınca? Bu sabah çiğ yumurta içtim. Bravo. Çok zorlandım ama. Peki sence bir işe yaradı mı? Yaradı. Yaramış gibi duruyor değil mi şu an? Evet, Oğuzhan'ın tavuğu var her sabah. Evet. Ben yumurtlamasını da bekliyorum. Direkt ağzıma yumurtlatıyor. Dur ya yapma. Tabii böyle tavuğu böyle sıkıyorum. Yumurtayı tavuğu değil, tavuğu sıkıyorum ben. Yani üçünüzün de dönmesi benim için sürpriz oldu. Yani bir kişi anca döner diye düşünüyordum. Peki o yumurtadan sonra ne yaptın mesela? Onu çok merak. Miden bulanmadı mı? Ben hayatta yemem. Bulandı ama faydası oldu. Oldu. Ya tamam. Biraz sütle balla onu karıştırınca daha iyi oluyor.
Evet, içilebilir oluyor en azından. Ay midem bulandı, ne olursun. Sen yapmadın mı hiç? Hayır hiç. Ben bir 4 yıl 5 yıl falan bıldırcın yumurtası içtim. Ben bıldırcın yumurtası içtim. Hayır, gerçekten. Hiç benlik değil. Yok, teşekkür belki ederim. Deve kuşu yumurtası içseydin daha belki. Deve kuşu yumurtası deve... onu akşam yemeklerinde yani. Tabii. Deve kuşu. Tabii onu böyle kumpir yapardım. Durun sonra herhalde böyle. Çok dişlerini fırçaladın değil mi? Nereye gidiyorsun? Peki bu şarkıyı biliyorum dedin. Hep bu tarz şarkılar mı dinliyorsun? Slow, yani yabancı pop, slow dinliyorum. Takımlarımız artık böyle dolmak üzere olmasına rağmen neredeyse kusursuz söylediğin için. Aynen. Ve o orijinalinde de bilmiyorum o hareketleri yapılıyor mu, o gırtlak böyle namelere bir de. Onlar senin tam benim hareketler, biliyor musun onlar? Gerçekten bayılırım ben o çıkışta falan oralar. Dedim ki benim takımımda ne güzel çalışırız, eğleniriz falan dedim, döndüm öyle işte. Artık hayırlısı. Yaptım. Teşekkürler. Evet Duru. Sesini çok güzel kullanıyorsun. Teşekkürler. Evet. Çok çok güzel. Çok sağlam. Ama bir insan zaten bildiği şarkıyı zaten her zaman çok rahat söyler. O yüzden çok doğru şey yapmışsın. Bildiğin şarkıyla katılmak evet. Çok önemli. İyi yapmışsın. Bak üçümüz de döndük. Evet. Şimdi çok... ne olacak? Evet. Şimdi. Bence sebebi sonra kararım. Yani kararın belliyse duyalım. Belli. Peki. Önce sebebini söyle. Sebebi, kimi seç? Hepimizi ayrı ayrı çok seviyorum ama kendisini birazcık daha kendime yakın görüyorum. Kendisini bir dizide de izlemiştim.